Şimdi Mazlum Yaman diyor ki 29 Mart 2023'ten önce gelmiş. Bu şart tutuyor. Ama diyor ki burada süresiz full site tam zamanlı. Umbe Filistin süresiz çalışıyorum. İşte 7-8 aydır da kuaförde çalışıyormuş. Belgesi yokmuş, ne yapabilirmiş? Mazlum Bey, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Bak ne güzel bir soru. İşte bana böyle soru sorun. Rahat rahat cevap vereyim size. Şimdi Mazlum Bey, Almanya'nın istediği kalifiye yok. Burada bir, ya Valicom denen bir proje var. Valicom projesine başvuru yapın. Niteliğinizi orada ispat ettirin. Eğer Valicom bu niteliklidir derse size belge verecek. O belgeyle bu yasadan yararlanabilirsin. Ne yapıyor Valicom? Şöyle sizi çağırıyor. 3 kişilik bir heyet size yaklaşık 1,5-2 saat mülakat yapıyor. Soruyor, ediyor, konuşuyorsunuz, cevap veriyorsunuz. Saçın tonlamaları. Kadınlar için mesela hangi tonda, hangi derecede renk boya kullanılır? İşte erkekler, erkek saçları ile ilgili sorular soruyorlar. Bu 3 kişilik mülakattan sonra böyle güzel konunun uzmanı, tecrübeli insanlar yaptıktan sonra size bir iki ay sonra bir randevu veriyorlar. O randevuda da diyor ki bir uzun saçlı, bir kısa saçlı, bir de sakallı birisini getir diyor. Bunların işte kimisini saçını boyayacak, kimisini kesecek, kimisi sakal tıraş edecek diyor. Orada da pratik uygulamayı yapacaklar. Bunu geçersen Valicom'dan onay almış olacaksın. Bu belgeyle nitelik kazanmış oluyorsun. 19C'den oturum alabilirsin. Ja bu yolu seçeceksin. Ja Ausbildung yapacaksın. Ausbildung için bu ay son ay. Başvuru yapmanı tavsiye ediyorum. Ja Ausbildung yapacaksın. Ja da kamyon ehliyeti C ja da CE ehliyeti getireceksin. Bu üç yoldan başka yolun yok. Çalışman bir işe yaramıyor. Anladın mı? Söylediğim bu üç yoldan birini denemen gerekiyor. Mecbursun. Başka seçeneği yok kardeşim. Ehliyetini getir, oturumunu alalım. Valikomunu getir, oturumunu alalım. Ausbildung getir, oturumunu alalım. Bunun dışında çalışarak sana oturum vermeyecekler. Kendini boşuna yorma.